olayım mı desem sana, yoksa güneşim mi? Nesin bilmiyorum ama bir eşin yok senin. Ben gidip çorba pişireceğim. İstiyor musun? Güçsüz hissediyorsan iyi gelir çünkü. Sen benim yaramla alay et. Yenge.
odan Zeyn. Ben itfaiyeye haber veririm. Allah seni korudu. Fazla zarar görmedin. Bunda çok haklısın. Bismillah dediğimi hatırlıyorum. Sonra kibriti çaktım ve birden dolap üstüme devrildi. Patlama beni geri savurdu. Mutfak dolabının altında kaldım. Belki de bu sayede canımı kurtardım. Yoksa... Mutfakta koku var mıydı? Gaz kokusu aldığını hatırlıyor musun? Ne demek istiyorsun Zeyn? Gaz kokusu alsaydım o kibriti yakar mıydım? Bu doğru Zeyn. Ali haklı. Gaz sızıntısı olsa kokuyu mutlaka almış olurdu. Neden kokmadığını bir anlam veremiyorum. Allah'a şükürler olsun ki sana bir şey olmadı canım. Ya olsaydı? Allah'ın izniyle Alya ucuz atlattı. Keza ben de öyle. Ondan önce mutfağa ben giriyordum anne. Allah'tan o sıra Saif geldi de odaya çıkmak zorunda kaldım. Yoksa yerinde ben olacaktım. Alya, Zeyn gelip seni kurtardı. Beni kim kurtaracaktı peki? Sen neden bahsediyorsun Şazi? Fahat yardımına koşar seni kurtarırdı. Biliyorsun o seni çok seviyor. Bunu da geçen gün bir kere daha ortaya koydu. Haksız mıyım Fahat? Bugün kurtulmuş olabilirsin Şazi'ye ama sana artık bu evde asla huzur vermeyeceğim. Gidelim. Alya da biraz dinlensin. Buna ihtiyaç var. Herkes çıksın. Zeyn, imzalayacağın evrakları getirdim. Salona bıraktım. İmzalamayı unutma, bu önemli. Sağ ol. Ne demek? Bu benim işim. Ona çok iyi bak. Sağ ol Reyhan. Allah'a ısmarladım. Güle güle. Gaz ocağında bir sorun yok. Etraflıca inceledim. Hem bu şeyler kolay kolay sorun çıkarmaz. Eğer bir sorun yoksa gaz sızıntısının sebebi neydi o zaman? Bunun tek bir mantıklı açıklaması olabilir efendim. Ocak açık kalmış olmalı. Başka izahı yok. Biri yanlışlıkla kapatmayı unutmuş olmalı. Oda spreyi. Oda spreyinin kokusu gaz kokusunu bastırmış olabilir. Alya bu yüzden her şeyden habersizdi. Demek oluyor ki biri bunu bilerek yaptı.